Milli mutabakat halinde davranılması gerekiyor. Ha bu ama burada da bir ortada duran bir cinayet var. Peki, o Ve zaman Sinan Ateş cinayetine dair uzunca süredir sorduğumuz sorular acaba karşılık bulacak mı diye biz düşünmeye başladık gazeteciler olarak. Erdoğan Ayşe Ateş'le uzunca süredir mücadele ediyor. Ayşe Ateş hedef alınıyor, hedef gösteriliyor, hayati tehlikem var dedi. Sonunda Erdoğan'la görüşebildi. Randevu verildi, istendi, verilmedi. Devlet Bahçeli araya girdi, sırtlarını sıvazlamayın dedi. Ayşe Ateş çıktı dedi ki işte Devlet Bahçeli'nin bu sözleri yüzünden bana randevu verilmiyor. Hemen Erdoğan Ayşe Ateş'le görüştü. Bir bir anlattım diyor Ayşe Ateş her şeyi. Peki Erdoğan Devlet Bahçeli'ye rağmen bu cinayetin üzerine gidebilecek mi Sayın Aldemir? Valla devlet adamlığı gidebilmeyi gerektirir. Hı. Yani adalet dairesinde bir devlet bunun üzerine gitmeyi gerektirir. Yani orada varsa gerçekten böyle azmettiriciler, suçlular ki bu süren bir yani sürekli ardarda ardarda yıllarca süren olayların sonucunda ortaya çıkan bir mesele. Çıkıp saldırıya uğrayan arkadaşlarımız veya saldırı teşebbüsünde olan arkadaşlarımız da bu işi konuşmadığı için yani birkaç kişinin üzerinde kaldı bu iş yani konuşma gündeme getirme mevzu. Ondan dolayı da hedef haline getiriliyoruz. Ha Ayşe Hanım burada yani bir mesafe aldı. Evet. Yani şimdi onlara ben şöyle şey yapıyorum. Bakın ben çıkıp bu işe tepki gösterdiğim zaman aile şu açıklamayı yapmıştı yani ben ve CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu. Ya bu işi siyasete alet etmeyelim. Ya ben de o zaman demiştim ki yani bu iş doğrudan doğruya bir siyasi cinayet. Nasıl siyasete alet etmeyelim? Yani siyasete alet etmek için uğraşmıyoruz ki burada. Bir adalet ve bu aile yani tüm acılarını bağrına basarak, tüm baskıları göğüsleyerek ya iddianameye kadar konuşmadılar. Evet. Tedbir alınmasını istediler. Yani burada yine bir ülkücü duruş var. Yani ben o yapının içerisinde karakterini bulduğum için biliyorum yani bir fedakarlık var. Yani inanılmaz bir fedakarlık var. Ha buna rağmen olduğu zaman da işte kafa ve gönül bağları artık koptu yani olayın. Yani ben Ayşe Hanım'ın ve Sinan Ateş ailesinin intikamcı bir şeyle bu olayın üzerine siyasi bir tepkiyle gittiklerini düşünmüyorum. Bir adalet arayışı çerçevesinde gittiklerini düşünüyorum ve bu işten de sonuç alınmaması kaçınılmaz. Bakın eğer bu işten sonuç alınmazsa Türkiye'de artık başka siyasi cinayetler de olabilir. Arkasında siyasi irade olduğu zaman, koruyucu bir kalkan olduğu zaman, bir gömlek üzerinde olduğu zaman, bir zırh olduğu zaman ha bir şey olmuyor diye çıkar insanlar ve gereğini yaparlar. Ama günün sonunda bakın yani burada onlarca insan bu işin içerisine katılmış. Bir açık olan iddianame ve bir yedek dosyaya baktığımız zaman 40'a yakın insan var, 40 küsur insan var. Evet. Yani bunların içerisinde itirafçılar olacak yani. Yani hiç tavsiye yani ummama yani ama intihar edenler olacak buna emin olun. Yani mesela Ankara'da Sayın Olcay Kılavuz'la yakın ilişkisi olan bir polis intihar etti. Şimdi Evet. ben bu olaya şüpheyle bakıyorum yani bilimsel bir şüpheyle bakıyorum. Yani tasarlayarak yani öyle yapmış ki adam gelmiş Hatay'dan evine gelmiş susturucu takmış bilgisayarını evde yangın çıkmasın diye balkonda yakmış. Anlıyor musunuz yani? Ondan sonra da komşular rahatsız olmasın diye susturucu ile intihar etmiş. Yani bu çok yani çok fazla da ben Netflix filmleri seyrederim. Yani romanlar da okurum yani ilk çocukluk yıllarımdan bu yana. Yani böyle bir şey Agatha Christie romanda olmaz yani. Tabii. Böyle bir şey. Evet, E biz de yani bu işlerin üzerine haberlerimizde yer verdik. O bilgi hemen gelir gelmez haberini hazırladık. Yine pek çok soru işareti var. Çok haklı olarak siz de soruyorsunuz. Hatta olmaz böyle bir şey diyorsunuz. Peki Sayın Aldemir, şu olabilir mi? Erdoğan cinayetin üzerine gidebilir mi diye soruyoruz. Neden bu soruyu soruyoruz? Çünkü ittifak ortağı Devlet Bahçeli ve sert mesajlar veriyor. Git CHP ile gidilsin, CHP ile AKP, CHP ittifakı olsun vesaire diye. Şimdi AKP kulislerinden gelen bilgiler bu dünkü açıklama sonrasında Erdoğan ve Bahçeli'nin yine bir araya gelmek zorunda olduğu. Sinan Ateş cinayetine karşı çeşitli pazarlıklar yapılabilir mi? Siz Devlet Bahçeli'yi de yakinen tanıyorsunuz. Yani ittifaktan ayrılma blöfü ya da başka bir şey. Yine Sinan Ateş cinayetinin üzerine gidilmesi konusu bir yere dayandırılır mı Sayın Bahçeli tarafından?
Ya Sayın Bahçeli tanıdığımı söylediniz, doğru. Ben 88'de tutuk evinden çıkıp geldiğim zaman MHP Genel Merkez Basın Bürosu'nda çalışmaya başlamıştım. Çok yakın tanırım, çok beyefendi. Parti içi demokrasi olması gerektiğini, işte okuyun, olaylara bulaşmayın. Ama şu anki Devlet Bahçeli'yi ben tanıyamıyorum açık söyleyeyim. Yani makam bir insanı bu kadar değiştiriyormuş demek ki yani. Veya etrafındaki insanlar bu kadar etkileyebiliyormuş demek ki yani. Kendi başına geldiği zaman tek bir sohbet edin. Çok çelebi, çok beyefendi, çok kibar bir adam. Ama demeç vermeye ekranları gördüğü zaman yani gazeteciye de hadi oradan işine bak diyebilen Evet. yani tanımıyorum yani şimdi tanıyamıyorum. Şimdi bu işe geldiği zaman şimdi AK Parti ben bunları da dile getirdim. AK Parti de bu işten zarar görüyor diye. Yani AK Parti bakın %30'lara falan düştü. Yani Tayyip Bey'le Cumhurbaşkanı'yla partisi arasında %22 oy farkı var. Yani şimdi burada tabii AK Parti'nin bir metal yorgunluğunun etkisi var ama yani bu işlerin de ciddi manada etkisi var. Ekonominin de etkisi var ama bu işlerin de etkisi var. Yani bu işlerin kapatılması, sessiz kalınması. Şimdi şu da çok üzücü. Yani adalet aramak için biz hukuka başvurmuyoruz. Siyasi Tabii. erklere başvuruyoruz. Tabii. Siyasi erklere başvuruyoruz. Bu da çok acı verici bir şey. Yani kurumsallaşma değil, bireyselleşme örnek çıkıyor. Yani güç kimdeyse güce doğru yöneliyoruz her birimiz. Bu da toplumumuzu ve devletimizi ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum çürümeye doğru götürüyor her geçen gün. Yani güven azalıyor. Yani insanlarımız yurt dışına parası olan çocuğunu gönderiyor. Yani İspanya'sından, Portekiz'inden bilmem Yunanistan'da ev alıyor gücü yettiği yerde. Orada bir yedek hayat kurmaya çalışıyor. Yani bunlardan sorumlu olan ne medyadaki, özgür medyadaki insanlar ne de biziz yani. Yönetimdeki insanlar. Şimdi burada AK Parti'nin lisesinde de hem ideolojik olarak hem MHP'li yürüyüşünden dolayı tepki gösteren bir grup var. Yani bunlar uzun süredir zaten AK Parti'nin içerisinde dile getiriyorlardı. Yani MHP'li yollarımızın ayrılması lazım. İşte Kürt vatandaşlarımız ondan dolayı bize oy vermiyor. İşte mütedeyyin, dindar insanlar da bizden kopuyor noktasında eleştiriler vardı. Tabii ki bu eleştiriler belli bir zaman geçtikten sonra belki kamuoyu yoklamalarıyla, başka belki sağlamalarla test edilmiştir. Ama Devlet Bey eğer şu bakın yani şu analizi yanlış yapıyorlar. İşte MHP AK Parti'ye kadrolaşmak için işte devlette kadro kurmak için ihale almak için filan yanaşmaz. Yani Devlet Bey yani tüm eleştirilerimi sakrutarak bunu söylüyorum. Devletin menfaati söz konusu olduğu zaman partisini, bireyi, kendisini düşünmez bakın. Yani öyle bir gelenekten geliyor. Yani o öyle bir şeyden geliyor. Yani bu onun için burada o cümlesine ben şey yapıyorum. Yani ihtiyaç olduğu sürece diyor biz AK Parti'yi koşulsuz destekleriz. Yani bunu bir sadece Sinan Ateş dosyası üzerinden okumak Devlet Bey'e de hakaret olur. Temsil ettiği fikri çizgiye de Peki AKP-CHP yani, ittifakından neden bahsediyor acaba? Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız diyor ama bir yandan da AKP-CHP ittifakı kurulsun diyor. Ya bu AKP-CHP ittifakı kurulması da çok doğal. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na Türkiye masası kuralım diye teklif edildiği vaki geçmişte. Yanındaki insanların büyük çoğunluğu da kuralım diye Genel Başkan'a o zaman baskı kurmuşlardı biz de. İstişare etmiştik yani geri planda. Şimdi Türkiye'nin ihtiyacı varsa, Türkiye'yi gerçekten dış politikada sıkıntılı günler oluyorsa sadece AKP değil. AKP, CHP, MHP, DYP, Demokrat Parti işte HDP dahil Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının hepsinin bir araya gelmesi gayet doğal. Ama şimdi eğer şu kinayeli söylüyorsa işte ne diyor 80'den önceki işte şeyleri hatırlatmaya çalışıyor. Şimdi siz CHP ile dün Ekmelettin ittifak kurup Ekmelettin İhsanoğlu'nu evet. ortak cumhurbaşkanı adayı yaparken bu işler doğaldı öyle mi? Şimdi biz çıkıp bunları konuştuğumuz zaman hainlik mi yapıyoruz yani bu ülkeye? Yani siz yaptığınız zaman devlet adamlığı olmuş oluyor. Biz yaptığımız zaman yanlış oluyor. Böyle bir hem bir şey hem A hem B olamaz yani. En basit mantık kuralıdır. Bir şey ya A'dır ya B'dir kardeşim. Yani Schrödinger'in kedisini okumamışsanız yani Alev Aratlı'nın böyle bir şeydir. Yani felsefi yaklaşmıyorsanız. Gerçeklik budur. Şimdi orada bir kinaye var. Bir hafıza tazelemek istiyorlar yani. 80'den önce işte üçüncü arkadaşlarımızın katilleri bilmem ne bir bu ya geçin bu işleri. Sağ sol çatışması falan artık tarihte kaldı.
ve acı tecrübeler yaşadı. Her iki taraftan toplam 5000 küsur insan yok oldu yani. Öldürüldü, öldü yani. İşkencelerde, cezaevlerinde 500-600 bin insan tezgahtan geçti, işkenceden geçti. Şimdi o günleri, bu tecrübe o günleri filan yaşatmaz. Onun için yani, ha ama benim kaygım şu. CHP ittifakı da olabilir, her şey olabilir ama bunu bir kör dövüşü, yani oy devşirme aracı olarak değil, Sinan Ateş mevzu bir adalet arayışı. Şimdi bakın yani, tabii. Şimdi adalet arayışında olan sadece Ayşe Hanım değil ki ya. Sayın Mumcu var, Bayan Mumcu var. Tabii, doğru. Ablemitoğlu var. İşte Urfa'da bir anne, bilmem kaç gündür ya, kaç yıldır Şen Adalet Yaşar ailesi. Oturuyor. Evet, Şen Yaşar ailesi. Yani şimdi Türkiye'nin yani aydınlarına, akademiyasına, diyanetine ne yapıyorlar bunlar diye merak ediyorum ya. Kadınlar çıkmış, acılarını haykırıyorlar ya, acılarını haykırıyorlar ve konuşmuyor kimse. Siyasi gargara yapılıyor. Yani tepki koyunsanız sivil toplum örgütleri neredesiniz? İnsan hakları dernekleri, mazlum derler neredesiniz? Hangi güne lazımsınız siz? Yani ne yapıyorsunuz? Yani burada toplumda sorumluluğu sivil toplum olduğunu iddia eden yapıların korkmadan, çekinmeden ortaya koyabilmesi lazım. Şimdi bu kadınlar sokağa çıkmışlar. Ya bu ülkenin yani utanılacak bir yüzü. Ya biz Güney Marka ülkesi miyiz? Arjantin miyiz biz ya? Arjantin'deki Allende devrildikten sonra biz okurduk bunları, televizyonlarda görürdük. Ne yazık ki benzeri şeyler kadınlarımız. Cumartesi anneleri işte çıkmış sokaklarda. Tabii. Benzeri şeyler yaşıyoruz yani, biz filmlerde seyrederdik bunları. Rahmetli Ecevit de o zaman derdi, şimdi biz akıl ediyoruz yani. Burası Muz Cumhuriyeti değil derdi. Güney Marka ülkesi değil derdi. Ama ne yazık ki uygulamalar bize onu hissettiriyor. Devletimin de bu hale düşmesini, milletim buna layık değil. İstemem ben. Evet. Sayın Aldemir, son bir sorum daha var. Sinan